Petek Atıcı Türkmen, evet bugünkü konuğumuz Murat Bozdemir, İnsan ve Özgürlük Partisi'nin genel başkan yardımcısı. İlk günden bu yana da, daha doğrusu zaten 2 yıldır kurulmaya çalışılan ama bir türlü kuruluşuna fırsat verilmeyen parti, İnsan ve Özgürlük Partisi. Son günlerde de Ankara'dalar, İçişleri Bakanlığı önündeler. Beklerini sürdürüyorlar, dilekçelerini vermek istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir gözaltı tehdidiyle de karşı karşıya kalmışlardı. Şimdi Murat Bey ile bu süreci konuşacağız. Neler yaşandı, ne oldu, ne bittiği konuşacağız ama ilk olarak şunu sormak istiyorum Murat Bey. Ne oluyor da dilekçeniz kabul edilmiyor? O O süreci süreç kısaca alabilir miyiz sizden? öncelikle kolay gelsin. Seyircilerimize de selamlarımızı iletelim. 3 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 5-5-2018'de İnsan ve Özgürlük Partisi'nin kuruluş dilekçesini Ankara'ya getirdik. Ankara'da İçişleri Bakanlığı siyasi masaya gittik. O zaman bizi kabul ettiler içeri. Girdik, konuştuk. Dediler ki arkadaşlar biz rica ediyoruz. Şu an problemler var, şeyler var. Postayı da öyle bize gönderin. Biz işleme alalım. Çok daha güzel olur, çok daha rahat olur. Ya biz de olumlu ve yapıcı davranmak adına gittik, postayla gönderdik. Sonuçta aynı şey. İadeli taahhütü postayla gönderdik. Ve zaten evrak kayda soktular. Evrak kayıt numarasını da aldık. Aldık. Bizim yasal olarak partileşme sürecimiz başladı. Onların bu arada şeklen incelemeden sonra bize alındı belgesi vermeleri gerekiyordu. Alındı belgesi ve göndermediler. Tabii biz sürekli telefon açıyoruz. Artık arkadaşlar gidiyor. Ya biz herhalde bir 50-60 defa İçişleri Bakanlığı'na gittik. Her seferinde işte yok Yargıtay'dadır. İncelemeye göndermişiz. Bir bahane. Bir ara biz de Yargıtay'a gidip soralım dedik. Yani acaba bizim dosyamız Yargıtay çok mu sevmiş, böyle programı çok mu beğenmiş, bu kadar inceliyor. Yargıtay'a gittik. Sağ olsunlar çok nazik bir şekilde karşıladılar. Çayı da ikram ettiler. Oturduk dediler ki bize böyle bir parti kuruluşu gelmemiş. Yani o günden itibaren İçişleri Bakanlığı yalan beyanlara başladı. Bize hiçbir şekilde doğru bilgi vermediğini biz anladık. Göndermemişler yani Yargıtay'a. Göndermemişler. Yani beyanda bir şey var. Doğru olmayan bir durum var. Bunun üzerine biz tekrar gittik. Dedik ki arkadaş siz göndermemişsiniz. Zaten o günden sonra artık biz haber dahi alamadık. Bizim ilk muhatabımız Saadet Hanım, orada uzman olarak çalışıyor. Muhatabımız oydu. Ondan sonra ne telefonla ne diğer şekilde biz onlarla görüşemedik. Suç duyurusunda bulunacağımızı, memur arkadaşlar için iyi olmayacağını söyledik. Sonuçta bu kanuna, anayasaya aykırı bir olay. Olsun dediler. Biz de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunduk. Uzun zaman onun sonucunu da bekledik. Nihayetinde sonucu bize geldi. Takipsizlik kararı vermişti. Sebebi de İçişleri Bakanlığı'nın biz bu belgeleri Yargıtay'a incelenmek üzere göndermişiz şeklindeki beyanıydı. Yani mahkemeye de yalan beyanda bulunmuşlar. Biz bunun çok farklı bir yola saptığını gördükçe daha çok gelip gitmeye başladı. Daha çok rahatsız ettik. Ancak baktık ki bizi muhatap almıyor. Hiçbir şekilde görüşemedik. 2 tane ihtar gönderdik. Bu ihtarların ilkine İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu parti gibi demokratik hayatın çok önemli bir kurumu postayla kurulamaz dedi. Yani postayla gönderin diyen kendileri, kurulamaz diyen kendileri. Ya biz problem yok. Biz bunu aşalım. Bu şekilde aşalım. Önemli değil. İkinci ihtarı da göndermiştik. Bu arada onun da cevabı üstte geldi. İkinci ihtarda yine demokratik hayattan vurgu yapıyor. Partilerin öneminden vurgu yapıyor. Siyasi partiler arasında vurgu yapıyor. Ve ekliyor. Elden getirin ama bir şey daha yapıyor. Yetki gaspı yapıyor. Kendi yetkilerini aşıyor, Yargıtay yetkilerini de alıyor. Bu nedir? İçeriye de giriyor içerisinde. Diyor ki şu 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 maddeler anayasaya aykırıdır şu maddeye ve bunları çıkarın. Aslında İçişleri Bakanlığı'nın yapması gereken sadece şeklen bütün prosedür yerine getirilmiş mi ona bakmak. Aynen. Yani buradan bakacak oradaki kurucu arkadaşlar başka partiye üye midirler, değil midirler? Yapacağı bu. Başka bir şey yok. Yargıtay'a gönderecek. Ama bunlar yetki gaspı da yaparak içine de girmişler, programı da okumuşlar. Ya okusunlar, biz karşı değiliz ama yani inceleme hakları yok. Yasal böyle bir olay yok. Ki okumuş da göndermemişler. Şimdi son birkaç gündür de bir haftaya aşkın bir süredir aslında Evet. İçişleri Bakanlığı önündesiniz. 9. gün. Önceki ilk gününüze gitmek istiyorum. Çünkü ilk gün çok şaşırtıcı şeyler de yaşandı.
polisler geldi, gözaltına alınmakla tehdit edildiniz. Gözaltı olmadı çünkü gelen güvenlik şube, asayiş şube polisleri de sizin niçin gözaltına alacaklarını bilemediler. Evet. Tabii tüm bunları izleyicilerimiz de aktarmıştık daha önce de. Şimdi esas merak ettiğim soru, siz neden kuruluşunuza izin verilmediğini düşünüyorsunuz? Yani bu engelin sebebi ne? Aslında bu sorunun muhatabı biz değiliz. İşleri bakımda sormak lazım. Siz bu kadar büyük bir şey mi ki anayasayı çiğniyorsunuz, siyasi parti yasasını çiğniyorsunuz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yalan beyanda bulunuyorsunuz, Yargıtay'ın yetkilerini gasp ediyorsunuz. Yani bu İnsan ve Özgürlük Partisi bu kadar mı tehlikeli bir parti? Bu kardeşler bu ülkenin vatandaşları değiller mi? Aslında bu sorunun muhatabı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kendisinden randevu istediniz mi hiç? Biz İçişleri Bakanı'na randevu istedik. Ve CİMER yoluyla istedik. Biz bir şey daha yaptık. Biz ya tıpkı ihtar şeklinde biz noter aracılığıyla randevu istedik. Bakın normal randevu alamıyoruz. Noter yoluyla randevu istiyoruz. Yani bu dereceye geldik. Noter yoluyla randevuya bile cevap vermediler. Yani böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bu yüzden bizce bütün bu soruların, bütün bu ihlallerin muhatabı İçişleri Bakanlığı ve bakanı olan Sayın Bakan Süleyman Soylu'dur. Bunu cevap vermesi lazım. Tabii bu tartışmaların arkasında kalıyor ama belki biraz da partinizi konuşmak gerekecek. İnsan ve Özgürlük Partisi nedir? Amaçlarınız, vizyonunuz nedir? Neden yola çıktınız? Ne vaat ediyorsunuz? Belki bununla başlayalım biraz partiyi konuşmaya. Aslında bu toprakların insanca yaşamaya ihtiyacı var. Yani belki sizin ideolojileriniz çok farklı olabilir. Sağ, sol, komünist, şeriatçı yani bir sürü şey diyebilirsiniz. Ancak her şeyden önce insanca yaşamak diye bir kavramı bizim tatmamız lazım. Refah düzeyi olarak tatmamız lazım. Özgürlük olarak tatmamız lazım. Gülümseyen bir toplum olarak tatmamız lazım. Bakın Cumhuriyet'le birlikte çok farklı ve asık suratlı bir konsept oluşturuldu. Yani birinci kurucu meclisten sonra ki birinci kurucu meclis etnik yapıları, Kürtler, Türkler, Çerkezler, Lazlar, herkesin kendi özgürce kendisini ifade ettiği bir meclisken ki aynı şekilde dinsel olarak Hristiyanların, Süryanilerin, Müslümanların içinde olduğu bir meclisken ikinci mecliste yepyeni bir dönem başlıyor. Türklüğü esas alan, Müslümanlığı da kendi istediği Müslümanlık veçesiyle devlete yamayan, yani Diyanet işleri yoluyla da dini kendisine kullanılacak bir araç olarak bağlayan bir yaklaşımla karşı karşıya geldi. Maalesef ta 50 yıl sonra ancak bu topraklar çok partili sisteme kavuştu. Çok partili sisteme kavuştu ancak maalesef siyaset devletçi bir paradigma üzerine kuruldu. Yani bu paradigmayı iki unsur, yani iki anlayış kırabilirdi. Bunlar biri Kürtlerdi, diğeri de İslami kesimdi. Çünkü bunlar mağdurdu. İslami kesim 2012'de büyük bir fırsat yakaladı. Çünkü 28 Şubat postmodern darbesi, örtüye uzanan eller, tehditler, korku, büyük mağduriyetler. Biz kendimiz yaşadık, ailelerimiz yaşadı. Yani eşim okuyamadı, mahkemelere gitti. Dedi ki bu toplum nefes alacak. Çünkü AK Parti'ye liberaller, demokratlar, sosyal demokratlar, özgürlükçü İslami kesim o kadar büyük bir cephe umut bağladı ki dediler evet ışık göründü. Ama zamanla biz şunu gördük, özgürlükçü siyaset kendisini tam olarak ifade edemediği, ortaya koyamadığı için devletin o şefkatli kolları bir şekilde onları da sardı ve devletin uzun süredir, ya biz görüyoruz zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın biz güldüğünü görmedik. Yani buna hasret, gülen bir topluma hasret kaldı. Yani biz bir Kürt olarak, bir İslami kesimden bir insan olarak, bu toplumun bir ferdi olarak, bir çalışanı olarak, şefkat, merhamet, güler yüz, insanca yaklaşım, yani, korkuyoruz. İnsan ve Özgürlük Partisi neyi değiştirecek siyasette? Biz öncelikle şunu söylüyoruz, çok büyük konuşmak istemiyoruz. Ya biz mutlu olmak istiyoruz. Biz gülmek istiyoruz. Bakın yani neredeyse 6-7 yılın siyasetinin adı nefes almak. Yani herkes şunu söylüyor. Biz artık nefes alalım. İnsan ve Özgürlük Partisi merkezine insanı alan bir partidir.
biz insanın, hür doğan insanın insanlar tarafından kul edilemeyeceğine inanıyoruz. Bakın, yani İslam'ın ilk şartı la ilahe illallah'tır. Önce la ilahe diyor. Aslında bu ilah çok böyle somut şeylerdir. Sizin iradenize, sizin kalbinize, sizin dünyanıza hükmeden her şeydir. Sizi açlıkla terbiye etmek isteyince bu ilahlıktır. Yani bunun adı budur. Sizi ifade özgürlüğünüzü elinizden almak isteyince anlamı budur. Yani sizi sizden alacak, sizi hür bir insan olmaktan alacak şey budur. İnsan ve Özgürlük Partisi merkezine insanı alır. Peki şimdi biraz daha açarak soracağım evet. Soruyu. Şu söyleniyor, doğru mudur değil midir? Belki cevaplamak sizin açınızdan da iyi olacaktır. Muhafazakar Kürtler bir parti kuruyor ve bunun adı İnsan ve Özgürlük Partisi diye bir tanımlama yapılıyor. Bu doğru mu? Yani merkezde bu mu var ya da kurucular arasında ağırlık buradan mı? Aslında sosyoloji bizden geriden geliyor. Sosyolojimiz hayatımıza da yetişmiyor. Yani muhafazakar kavramına biz sığmıyoruz. Çünkü evet biz mütedeyyin insanlarız. Yani bizde mütedeyyin olmayanlar da var. Namaz kılmayanlar var ama oruç tutanlar, namaz kılanlar. Ama biz şunu söylüyoruz. Temsili demokrasi toplum kadar Müslümandır. Yani sonuçta bu toplumda Müslümanlık bir değerse temsili demokrasi onu da temsil etmek zorundadır. Biz bu anlamıyla dini veya dinci bir parti değil. Dini satan, dini sömüren, din üzerine siyaset yapan bir parti değil. Dini sosyolojik bir gerçeklik olarak gören ve bu sosyolojik gerçekliği merkeze taşıyan, onlara dil olan, onlara söz olan bir parti olmak istiyoruz. Bu anlamda muhafazakar kavram bizi karşılamıyor. Çünkü İnsan ve Özgürlük Partisi'nin en insanı merkeze koyarken en büyük tutunduğu şey özgürlük siyasetidir, özgürlüktür. Buna çok büyük vurgu yapıyoruz. Peki malum bir yerel seçimlerde HDP ile bir işbirliği yaptığınız bir belediye, daha doğrusu ittifak yaptığınız bir belediye başkanı seçildi Ahmet Kaya Diyarbakır Ergani'den ama son bir soru süremizi doldurduk ama bu soruyu sormadan geçmek istemiyorum. Son zamanlarda HDP'nin tutuklu Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilge'nin HDP'ye yönelik açıklamaları var ve önceki gün bir paylaşımında Ayhan Bilgen yeni bir parti imasında bulundu. Ve iddia o ki diyelim Ayhan Bilgen acaba İnsan ve Özgürlük Partisi'nin kuruluşuyla birlikte İnsan ve Özgürlük Partisi'ne geçecek mi geçmeyecek mi biçiminde bir takım tartışmalar vardı. Belki bu soruyu da bu iddiayı da yanıtlamak istersiniz. Tabii bunu aslında sorunun muhatabı Ayhan Bey'dir, biz değiliz. Peki aranızda bir temas var mı yani onu yani sormak için? Yani biz sonuçta aynı gelenekten gelen insanlarız. Yani biz sonuçta bizim mahallemizde olan herkesle temastayız. Biz temelde bu toplumun hepsinin konuşmasını istiyoruz. Bakın Ayhan Bilgen hala HDP'de siyaset yapan biri. Ama bize şu an biz HDP ile biz ittifakız. Bu bizim ittifakımızı bozmuyor. Biz partiler bir cemaat gibi de görmüyoruz. Partiler gönüllü beraberliklerdir. İnsanlar kendilerini gördükleri kadar kalırlar. Belki İnsan ve Özgürlük Partisi değiştirici şeylerden biri de budur. Partiler cemaat değildir. Partiler insanlar partilerden çıkarlar başka partilere giderler. Ayhan Bey de bu sorunun muhatabı Ayhan Bey'dir. Hı hı. Ama nedir? Biz ilk insan İletişim hakkı... kurdunuz mu yani ya da avukatlar aracılığıyla ya da daha önceden bir görüşmeniz oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim biz içeri girmeden zaten çoğusu biz görüşüyorduk, siyasetle görüşüyorduk, konuşuyorduk. Özgürlükçü siyasetin imkanlarını neler olabilir kendisi de ifade ediyordu. Ama Ayhan Bey yalnızca bir partiye geçti kaldığı anlamında ele aldığımızda bence daraltmış oluruz. Ayhan Bey gibi Kars'ta kozmopolit yapıya hitap eden bir insan siyaseti parti üzerinden değil yaşam, özgürlük ve insan üzerinde anlamlandıran biridir. Bence inşallah çok yakın zamanda aramızda olur. Bu soruyu kendisine sorarsınız. İnsan ve Özgürlük Partisi olarak da biz paydaş arıyoruz. Biz özgürlük mücadelesinde birlikte yürüyecek insanlar arıyoruz. Biz bize gelecek, bize tabi olacak, bize yer alacak. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Bu siyaset yatay bir siyasettir. Büyük bir siyasettir. Herkesin siyasetidir. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Tabii ki İçişleri Bakanlığı önündeki nöbetiniz de devam ediyor. Biz de bu nöbeti RTV ekranlarından izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça da tabii ki yine stüdyoda bir arada olacağız. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Biz yine diyoruz iyi ki özgür basın var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.
Evet, bugünkü konuğumuz Murat Bozdemir'di. İnsan ve Özgürlük Partisi'nin genel başkan yardımcısıydı. Partilerine yönelik İçişleri Bakanlığı ambargosunu konuştuk. Sözü yeniden Petek Atıcı Türkmen'e bırakalım. Altan Sancar, çok teşekkür ederiz sana ve konuğuna. Değerli izleyenler.